Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 2023'ün Aralık ayı sizin için oldukça hareketli, bazı amaçlarınıza, projelerinize odaklandığınız, önemli sonuçlar aldığınız bir ay olabilir. Konu başlıklarımıza baktığımızda Mars ay boyunca 11. evinizde yay burcunda olacak. Güneş 22'sine kadar yay burcunda olacak. Yay burcunda yeni ay doğuyor. Yengeç burcunda bir dolunayımız var ve Merkür retrosu başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Mars'ın özellikle 11. evinizde olması birçok projede aslında çok aktif olduğunuzu gösteriyor. Fiziksel anlamda da hareketlisiniz. İşte spor yapmak için, belirli kulüp, organizasyonlar, dernek çalışmaları için falan böyle kalabalıklar içerisinde aktif olmak için iyi bir dönem. Bu bir ekip çalışması, bir ekip yani da bir böyle arkadaş toplantısı, arkadaş grubu etkinliği bunları da destekleyebilir. Yeni bir projeye başlamak gibi bir konunuz olabilir. Örneğin genel olarak aslında bu ay Merkür'ün de ay boyunca ayın ilk günden itibaren Oğlak burcunda olması bir şeyleri yalnız başınıza da daha iyi planlayacağınızı, daha iyi organize edebileceğinizi işaret ediyor. Hazırlıklar yapabileceğiniz bir dönem. Ayın ilk haftasını, ilk 10 günlük dönemini bu anlamda daha verimli değerlendirebilirsiniz. Venüs Akrep burcuna geçecek ki bu kariyer alanında bazı fırsatları 4 Aralık'tan itibaren size daha rahat sunmaya başlayacak. Yani yeni bir iş teklifi de olabileceği gibi çalışma şartlarınızdaki iyileşmeler, işte üstlerden destek almanız, en azından bazı fırsatların size daha fazla gelmesi, kendinizi ifade edip ortaya çıkarabileceğiniz, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz imkanların sunulması ayın ilk haftası itibariyle gündeme gelebilir. Bunun etkisiyle beraber biraz böyle kendinize odaklanıp hazırlıklar yapabilir, kendi imkanlarınızı değerlendirebilir, daha önceden tasarladığınız işleri bir araya getirebilir, toparlayabilir, böyle bir organize edebilirsiniz. O yüzden oldukça hareketli, hareketli olduğu kadar da sizi büyük amaçlarınızı, projelerinize ulaştırabilecek önemli bir ay, Aralık ayı. Ve 13 Aralık'ta Yay burcunda yeni ay doğacak. İşte bu yeni ay tasarladığınız işlere başlamak için, aldığınız bir teklifi değerlendirmek için ya da bir çalışma ortamı oluşturmak için iyi bir süreç. Bu tabii ki özel hayatınızda da bazı arkadaşlık ilişkilerinizi, arkadaş gruplarınızı etkileyebilir. Yeni tanışmalar olabilir, yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Belki de hani bazı ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Özellikle işle ilgili kendi iş becerilerinizi geliştirmek için bazı seminerlere, workshoplara katılmanız, işte grup çalışmaları içerisinde yer almanız mümkün görünüyor. Tüm enerjinizi bu alanlara daha fazla odaklayabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha fazla destek alabilirsiniz. İşiniz medya, yayıncılık, internet, teknolojiyle ilgili işler, sosyal medya işleri, akademik çalışmalar, yurt dışı bağlantılı özellikle uluslararası ticaret ve benzeri işlerse, turizm gibi seyahatlerle bağlantılı işlerse sizin için yeni kapılar açabilecek oldukça hareketli bir yeni ay döngüsü sevgili kovalar. Ve Merkür Oğlak'ta gerilemeye başlayacak 13'ünden itibaren. 23'üne kadar Oğlak burcunda gerileyecek. Bu dönemde üzerinde çalıştığınız işleri iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde gözden geçirebilirsiniz. Hep ertelediğiniz işleri de bu dönemde ele alabilirsiniz. İşte yıllık bir check-up yaptırmak gibi, işte böyle her yıl gittiğiniz rutin hastane bakım kontrolleriniz falan. Hani bunlara zaman ayırabilirsiniz ya da yıllık bazı işleriniz vardır böyle her yıllık belirli bir döngüde tekrarlanan kullandığınız araç gereçlerin bakımı da olabilir, otomobilinizin bakımı olabilir. Yani bunları rutin işlerinize zaman ayırabilirsiniz bu Merkür retrosunda, ama hani yeni bir imza atmıyoruz, işte yeni tekliflere daha temkinli yaklaşıyoruz. Özellikle yani bu dönemde aklımıza bir fikir geldiyse o fikir olgunlaşana kadar daha sabırlı hareket etmekte fayda var. Ayın 23'ünden itibaren Merkür Yay burcuna geçecek. Bu dönemde arkadaş ilişkilerinize biraz dikkat edin. Çünkü anlaşmazlıklar, işte yanlış anlaşılmalar olabilir. 23'ünden itibaren 2 Ocağı kadar Merkür gerileyecek. Bu dönemde daha çok
Eski arkadaşlar, eski tanıdıklar karşınıza da çıkabilir. Böyle nostaljik etkiler de getirebilir. Uzun süredir görüşmediğiniz iş arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz, haberleşebilirsiniz, tesadüfen karşılaşabilirsiniz. Çünkü zaman zaman böyle hoş etkiler de getirebiliyor Merkür retroları. Sizin için çok zorlayıcı değil aslında. Ama süre gelen işlerinizi biraz yavaşlamalar olabilir. İşte projelerde dağınıklıklar, böyle unutkanlıklar olabilir. Bu da sizi birazcık zorlayabilir üzerinde çalıştığınız işlerde, özellikle seyahat işleri, işte iletişimle ilgili her türlü konuda dikkat etmek lazım. 22'sinden itibaren Güneş Oğlak burcuna geçecek ve ayın 27'sinde 4 derece Yengeç burcunda Dolunay meydana gelecek. 6. ev dolunayı bu. Jüpiter'le de olumlu bir açısı var. 6. eviniz zaten sizin hani işiniz, çalışma şartlarınız, günlük hayatınız, mesleki konularla ilgili. Dolunaylar bir tamamlanma, bir sonuç alma, bir farkındalık dönemidir. Üzerinde çalıştığınız bir işin hani sonuç vermesi ya da bir beklentinizin netleşmesi mümkün. Günlük hayatınızın detayları tabii ki geniş kapsamlı. Bu hani bütün rutinlerinizi de etkiliyor aslında. Sağlığınız da bunlardan biri, beslenmeniz de bunlardan biri. Evcil hayvanlarınız, hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler. Hani tüm bu alanlarda bu dolunay önemli etkiler, dönüşümler getirebilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 0-8 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu dolunayda bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz örneğin. Hani hayatınıza böyle bir renk gelebilir. Bununla birlikte belki bir yardımcıya ihtiyacınız var. İşte çocuklarınızın bakımı için, evinizin işleri için bir destek istiyorsunuz. Belki uygun bir eleman bulabilirsiniz. İş arıyorsanız işle ilgili, meslekle ilgili güzel bir etki oluşabilir. Sağlığınıza da tabii ki özen gösterin. Bu dolunay aslında sağlığınızda iyileşmeler, yaşam kalitenizi arttırmak için size fırsatlar da sunuyor. Zararlı alışkanlıkları bırakmak, işte daha doğru bir beslenme programı, spora başlamak veya işte bir tedaviye ihtiyacınız varsa tedavinizle ilgili doğru adımlar atmak için de bu dolunay karşınıza olumlu etkiler getirebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.